Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde videolarımızdan haberiniz olur, çünkü sadece bazı arkadaşlar var abone oluyor ama bildirim zili açmadığı zaman bizim videolarımız ulaşmıyor karşı taraf. Evet hocam, şimdi bir tane kardeşimiz bir rüya görmüş hocam. Rüya mı gerçek mi, ama gerçeğe benziyor hani bir şekilde. Onu yanmışlar, ışınlayarak bir helikoptere koymuşlar. Bu helikopter biraz değişik bir araçtır. Aracın içinde bir kadın, bir erkek. Bunlar mavi gözlü, böyle değişik bir insansı bir varlıktır. İnsana benziyorlar. İnsana benziyor ve ona diyor ki, aralarında bir konuşma geçiyor. İçindeki kadın, bu dünyalı kadına bir manalı manalı bakıyor, üzgün üzgün bakıyor. Hani onunla iletişime zamanda geçmişler. Hani geçmiş zamanlarda da geçmişler. Bu sefer onunla daha çok yaklaştılar. Onu götürüyorlar, getiriyorlar mesela. Bu bir gezegen var, Pleiadesler. Pleiadesler Hera gezegenindedir. Bu Hera gezegeni de 12 yıldız vardır orada. Hera 13.'dir. Bir de bunun ismi de budur. 7 kardeşler. 7 kardeşler. Burç takımıdır, yıldız takımı. Şimdi biz de bakara bakıyoruz ya, bakıyoruz, 7 kardeş burcu var. Ben onu da şaşırdım, ben o gün bayağı bir kafam karıştı. Dedim bu 7 kardeş burcu, gökyüzünde de bir 7 kardeş burcu var. Zaten şeyden Diyarbakır'daki bu burçlar da semadaki burçlar ya misalen yapılmış. Keçi burcu. Yani şimdi çok burçlar var. Evet hocam, Bir biz... de daha aşağıya gidersen boğa burcu da var. Evet, bir de onun gözlerindeki siyahlığı da kaldırıyorlar. Yani... Acaba niye böyle insanları alıyorlar, götürüyorlar, ne Şimdi yapıyor o bunlar? arkadaşımızın o görmüş olduğu erkek ve bayanın mavi gözlü olmaları onlar iyidirler. İyi ruhaniyetlerdir. Evet. Onların da ahlakı ve onların yani hakikat yolundadırlar. Onlar da Allah'ın emrindedirler. Yüce Allahü Teala onların gözlerine, onların vücutlarına güzel bir işaret vermiş. Mavi, vicdanlı, duygusal, güzel, ruhani varlıklardır. Onlarda da 12'ler vardır. Değerli kardeşlerim, demek ki nasıl zahir insanlarda da 12'ler varsa onlarda da 12'ler var. Bakın onların aleminde de 12'ler var. Nedir bu 12'ler? Yani Muhammed Mehdi'ye gelen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve İsa aleyhisselam'dır. Hızır'dır. Cebrail'dir. Mikail'dir. Ashab-ı Kehf'lerdir. Melekler'dir. Rahmani cinler'dir. Ve Rahmani periler ve perişteler ve insanlardır. İşte onlar da insanlara nazaran onların içinde de öyle bir nizam var. İslami bir nizam var. Hakikat yolunda olan, hakikat Allah'ın emrinde olan bir alemdirler. Onlara niye yedi kardeş diyorlar? Yedi kardeşlerim. Yedi kardeş. Evet. Yedi kardeşler ben buna tafsir ediyorum. Yedi kardeşler, değerli kardeşlerim, onlar da şifrelidir. Onları ben buna yedi tane harf ve Ediyorlar. yedi tane harfe yorumluyorum. Ve bir ismi teşkil ediyorlar. Nedir? İsmi de Muhammed Mehdi. Evet. Yedi tane harf. Bir isimde toplanıyor ve bir kardeştirler. Evet. Evet. Yedi kardeş burcu da Diyarbakır'da da var. Evet, şimdi bu kişi götürüyorlar mesela, geliyorlar, ona Götürürler, ıslanmaz. sorun değil. Ananı götürüyor, gelecekten olabilir. Bunlar iyidirler. Onlar rahmanidirler. Gözleri mavidir. Ve onlarda da 12'lerden söz ettim. Onların da alemi İslam gibidir. Tek sadece dünyada sadece İslam dini değil. Hakikat samada da İslami dinde olan ve Allah'ın emrinde olan büyük
Büyük büyük alemler de Onlar var. neye göre insanları götürüyorlar? Onun ruhaniyetine göre mi? Dostlar, alıştırıyorlar. Korkmasın, yakında gelecekler, ilişki kuracaklar. Şimdi kadın ne demiş biliyor musunuz? Evet. O kardeşimiz demiş Yani ki konuşmaya geliyorlar, tanıştırıyorlar ha, tanıştık da ya yani korkmaması için şimdi ha. bu dünyadaki kişi böyle diyor onlara. Korkmayın benimle konuşun. Yani demek ki alıştırmışlar yani. Korkmayın demek ki biz kötü bir şey değiliz ya. Yok kadın demiş ben korkmuyorum artık bana söyleyin bir şeyler. Tamam. O da Artık alışmış. kadın da onun da belki ruhaniyet halinde geçmişinde bir bağlantısı var ha. Ruhaniyet bakımından Evet, geçmişte. evet. Bu da öyle bir şey var. Onlar da kendi geçmişinden gelen ruh olanları takip edenler vardı. Bu geçmiş nasıl oluyor? Mesela bir insan vefat ettikten sonra, mesela ben kendimi özelimi alayım. Ben kötü bir insanım. Onun bunun malını yemişim, adam öldürmüşüm, kötü işler yapmışım, kötü yollara gitmişim ve ben öldüm. Benim içimdeki ruhaniyetim kararır ve yerin dibine gider, zabaniden yana gider. Anladın? Orada kalır. O zabaniye o ruhumu tanır. Değil mi? Yani Ha, demek ki şimdi bunlar ruhlar alemini birbirini tanıyorlar. orada gelen bir ruhaniyet ha? Gelen bir ruhaniyettir ha. Onun ruhaniyeti ona ilintilidir ha. Anladın? Tanıyorlar ha. Genleri tanıyorlar. Anladın? Onun ruhunu tanıyorlar. He. Herkes kendi sınıfından da o da bir ümmettirler ha. Şimdi semada da ayrı ayrı kavimler var ha. Ayrı ayrı çeşit çeşit melekler var. Bu. Yedi kat semavattır ha. Yedi kardeştir ha. Bir daha bak. Ya. Hani insanları alıştırıyorlar. Tabii, Alıştırma var. tabii, tabii. Kötüleri de vardır. Allah korusun tabii. Mesela Bu kötüleri de vardır. kötüye nasıl anlaşılıyor? Ya kötüleri de anlaşılır şimdi. Kötüler de vardır. Kötülerle beraberdirler. Vicdanı ve din duygusu içinde olmayan kişilerle beraber kendilerini gösteriyorlar. Ve şiddete yanadırlar. Kalpleri taş gibidirler. Hiç acıma hisleri yok. Hep yalandan, dolandan, oradan, buradan kendi zahiri dünya hayatına göre şeytani nefsiyle hareket ediyorlar. Acıma onlarda yok. Ha. Eleleri de var. Evet. O günü evdeyim. Uyudum. Böyle 4 defa bana titreşim geldi. Böyle yakınlaşma var ya. Sonra ben okudum bir şey gitti. Yine geldi. Normalde öyle olmuyordu benim kime. Mesela gidiyor, geliyordu. Bir şey olunca gidiyordu bir de gelmiyordu. Bu sefer 4 kere ısrarlı bir şekilde. Çok enteresan değil Şimdi mi bunlar? bazı ruhaniyetler vardı insanların yanına geldi mi zarar Ama vermezler. ben görmüyorum bunları ya. Onları hissediyorsun titreşimde enerjileri hissediyorsun. Bazı enerjiler var insanı boğuyor. Nefeste geliyor ha nefes burada. Onlar tehlikelidir. Bazı enerjiler de var insana titreşim veriyor. Yani insanın içindeki hastalığı alıyor. Şifa verenler de var. Sana gelenler Rahmanidir. Ha, Aman. göğsüne geldi. Daraltı, sıktı. Yok. Onlar düşmandırlar. Sana ısı verdi. Sıcaklık geldi. Onlar kötü enerjilerdir. Ama sırtına geldi veya herhangi ayağına geldi yahut da beline geldi, böyle bir enerji verdi. Senin o içindeki şeyi almışlar. Korkma onlarda. Onlarda bir zarar gelmez. Evet. Bunların sebebi nedir? Onlar da işte biz seninleyiz, beraberiz, daha biz varız. Yani kendilerini işte biz varız demeye getiriyorlar ha. Yani Yani korumaları da olabilir çetin. onu Yani koruma Rahmani. Koruma da olabilir. tamam, buna ısrarcıydı bu sefer. He? 4 defa gelip böyle Gelirler. Sen okumuşsan ona çekilmiş. Senin yani korkunu kazanmışlar. Gidip gelmişler. Gidip gelmişler yani. bu enteresan durumlar bunlara. Bunlar çoğalmaya başladı. İşte bunlar böyledir. Ya onların alemine çıkacaksın. Alemde değilim ki zaten. Düşüncelerin.
Ha, hani keyfe gireceksin dünyadaki. Düşüncelerin yok yok, düşüncelerinde vardırlar. O düşüncede bazı düşünceler onları çalıştırıyor. Mesela nedir? Negatif enerjiler var, pozitif enerjiler var. Mesela cin alemleri var. Mesela bu videoları çekiyorsun. Biz gelen boyutlarda konuşuyoruz. Gelen böyle alemlerde konuşuyoruz. Senin beyninde bilinçaltında yer edinmiş Bu olabilir. eskiden de vardı. O zaman senin kıdamlarındır. O ayrı. Şimdi O. Onlar ona iyilik için bir geliyorlar. tane kardeşimiz de evde hiçbir şey yok. Bir anda odada bir ses çıkıyor. Bum be. Bir şey düşüyor. Onlarda da bir herhalde girişler mi yapılıyor eve? Hayır. Şiddet verdi mi? Eşyası düşüyor mesela. Eşya düşüyor ya da evin içinde bir şey neyi buluyor? Bir yaprak, hani bir kuş tüyü. Değişik bir kuş tüyü. O işte o da uçanlardandır. Kendini ona tespit etmiştir. Ve yavaş yavaş onun korkusunu kırmak istiyorlar. O tüyden bellidir, anladım. Yani uçanlardandır, anladın Çetin? Uçan cinler de var, yerde yürüyen cinler de var. Evet. Yani bu Rahmani de var. kimisi diyor ki eğer ki bir evin içerisinde bir tüy bulsan, kuş tüyü bulsan meleklerin girip geldiği anlamıydı. O ona Rahmani cinler de var, gel gidiyorlar. Ya. Onlar da var. Ya. Yalnız eğer melek olursa Çetin, ha? Eğer o melek ise gelip onu dürter, onu korkutmaz, anladın mı? Yani aniden yapılan bir hareket bir ses çıkartmaz. Melek gelir onu dürter, anladın mı? Abele olur adama, ha? Onu bile dürter. Meleğin işareti budur. Yani onun kenarından, yanından geçer ve enerjini ister bile. Evet. O melekiyle ama bir şey kırmış yerde, ha? O cindir ama Rahmani cindir. Onun da işareti odur. Rahmani cindir. Kötü herhangi bir cin olsa ona bulaşır. Kötü cinler de insanı göğüs göğünü kafesini ağrıtırlar. Benim Ha? şahit olduğum bir şey var. Birisini küfür ediyor. Bir anda onu tokatlıyorlar, vuruyorlar. Gözlerini tam da kanına getiriyor. Bu da onlar o nasıl bir şey oluyor? Allah korusun. Rahmani değiller. O biri küfür etmiş. Allah küfür etmiş. Ya o zaman Allah küfretmişse cezasını almıştır diyelim. Yani tam olarak rüyayı anlatmıyorsun. Hacı diyor böyle bu rüya değil değil. Bu küfür ediyor. Kapı kapanıyor üzerine. Sonra onun üzerine gidiyor dövüyor onu. O zaman Görmüyorlar. o Rahmani ya bir Rahmani cindir ya da Rahmani Müslüman bir ruhaniyettir. Allah'ın dostudur. Hani bunlar görünmeden de insanları dövebiliyorlar demek lan. Tabii. Ne demek? Karşı da var. Evet. Allah ne demektir? Bir insanın göz perdesi açıldığını nasıl anlayabiliriz? Biz anlayabiliriz mesela. Şimdi göz perdesi, hani biz diyoruz ya göz perdesi önemlidir, kalp perdesi önemlidir, ruhaniyet gözü önemlidir, ondan sonra kalp gözü önemlidir, tefekkür beyin gözü önemlidir, zahir göz önemlidir. Allah'ın emriyle de o dört gözü açık olan bir insana da Allahü Teala ben geçmiş videolarımda demiştim. Allahü Teala da ona bir batında bir ruhaniyet rehber gönderir. Onun adı nedir? Bilgedir. O bilge o kişiyle beraberdir. Ruhaniyet haliyle beraberdir. Ruhaniyet haliyle. Allah'ın emriyle artık göz perdesi açılır. Kalp gözü açılır. Tefekkür gözü açılır. Ve ruhaniyet gözü açılır. Ha. Mesele budur. Ondan sonra adam yukarıya bakıyor. Ona bir şey görünüyor ama diğer insanı görmüyor. O mesele bu. Bazı hareketler görüyor. Zahiren. Melekleri görür ama o görür, başkası görmez. Ya işte Tehlike bu tehlikeli bir şeydir ya. ya tehlike değil, olur mu? Olur mu? Mesela insan bir şey görüyor, algılayamaz. İnsan oluyor, algılayamaz. Algılarsın. Bak, bir iki çeşit algılama var.
Adam ne diyor? Ya diyor vallahi diyor işte benim yanıma bir tane veli adam geldi. Ben onu gördüm. Bana aniden göründü ve kayboldu. Diyor o adam Allah'ın velisiydi. Ha, eğer ki onun perde gözü açık olsaydı o kimdi? Nereden geldi? O bilge, onun içindeki bilge ona daha önce de haber verecekti. İşte mesele bu. Gördüklerini ona açıklama yapan da o bilgedir. Rahmani bir ruhaniyettir, bir bilgedir, içindedir ha. Çünkü devamlı onunla beraberdir. Onunla beraber göz perdesi açılır, kalp gözü açılır, tefekkür gözü açılır, ruhaniyet gözü de açılır, birleşir. Artık onun imanı nuri iman olur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah buyurmuş, Elhamdülillahi ala nurul iman. İşte o nuri iman dört dörtlük göz birleşti mi karanlıklar da ona bir şey yapamaz. Çünkü o nuri iman bütün karanlıklarda ona önünde aydınlatır. Nurla o zulümatları, o karanlıkların içinde geçer. İster zahir dünya olsun, ister ölümden sonraki hayatı ahiret olsun. Yani nuri iman olmadan kurtulmamız imkansızdır. Yüce Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş, Elhamdülillahi ala nuru iman. Allah'a hamd ederim ve o nuri imana. Elhamdülillahi ve ala nuru iman. Ve Allah'a hamd ederim ve o nuri imana da. Bizim hamdimiz Allah'ın hamdine o nuri iman üzerine de olsun. Nuri iman çok kıymetlidir. Herkes bulamaz. Herkes o hakikati anlatan bir icraattır. Yani adam ne düşünüyor? Tefekkürlüğüyle Allah'ı zikreder. Evet. Kalbiyle de Allah'ı zikreder. Ruhaniyetiyle de Allah'ı zikreder. Ne kaldı? Diliyle de Allah'ı zikreder. Ve bu dil, bu göz, bu kalp, bu ruh, tefekkür gözleri açıldı mı? Allah Teala ona bir nurlu bir ruhaniyet rehber gönderir. O adam zikir eder, yoruldu, uykusu mu geldi? Ona manevi gönderilen ruhaniyet onun bitirmiş olduğu zikri kendisi alıp okuyor. Sabaha kadar. Bazı insanlar var, kendi kendine konuşuyorlar mesela. Bunlarda bir şey var mı? İki çeşit konuşma var. Eğer bu konuşmada kendi kendine konuşuyorsa, İçinde konuşuyoruz. içinde konuşuyor. Gizli yani sesi dışarı çıkmıyor. Kimisi çıkıyor, kimisi çıkmıyor. İki çeşit var. Konuşuyor. O kendi içiyle beraberdir. Evet, o ruhani bir varlık mıdır? O kendi içiyle beraberdir. Ha, eğer ki onda herhangi bir aksilik durum olmuşsa, yere düşüyorsa veyahut da kafası ağrıyorsa veyahut da çeşitli renkler gözler görüyorsa o içindeki giden bir ifritir belirtileridir. Ha, eğer o yoksa adamın ruhaniyeti kendine alışkınlık haline getirdiği bir haldir. Evet. Ha, buna da iki hal var. Adam kendisini öyle alıştırmış. Kimisi de var. Cinler müsallat oluyor. Yavaştan önce ona amir olur. Ondan sonra marit olur. Ondan sonra yavaş yavaş ruhaniyeti zept eder ve ifrit olur. Beyninde durur ve artık o adam kendi ruhaniyetiyle ona teslim olmuştur. İfriti dinlemek zorundadır. O ayrı. Kimisi de alışkanlık haline gelmiş zaten keyfi mahmelik içinde konuşuyor. O ayrı. Yani kendi içindeki ciniyle konuşuyor ha. Çünkü her insanda bir cin var. Hangisidir onlar? Yaratılan, ezelden beri bizi yaratan Yüce Allah-u Teala insanın içinde bir cin de vermiş yani. Kendi içindeki cinle sohbet ediyor ha. O ayrı mesele. Evet hocam. Razıyorsun hocam. Sonrasın. Bir de Evet. kendi kendine konuşanlar var.
Eğer özgün haldeyseler geleceklerde, gelecekte o iyi olma ihtimali vardır. Mesela bir iyi adam Allah'ın dostuna rast gelirse onun duasını alır ve iyi olma yolu var. Ha, eğer kendi kendine gülüyorsa, gülen kişi iyi olması biraz zor. Evet.